3 tane ülkeyi gezeceğim ayın 9'unda. Emekli olarak. Buradaki emekliler et alamıyor. 22 senede AK Parti'ye oy verdim. Şu an ben buraya niye geldim? Ablamın yanında yaşıyorum. Çocuğumla beraber ölümle tehdit edildim. Ben bu düzene karşı geldiğim için belediye başkan yardımcısı beni odasında 2 tane dosyası varmış. Adam öldürmeye teşebbüsten. O şahıslar belediyede çalışıyor ve beni ölümle tehdit ediyor. Siyasetle hepsi ortaktır. Tayyip Erdoğan, CHP'sidir, MHP'sidir, hepsi ortaklar. Türkiye'yi üçlü sömürüyorlar. Bizim ülkede iktidara, şu ana muhalefete, herkese kime ne sallarsak sallayalım. Herkes çalabildiği kadar hırsız. Sade Vatandaş izleyicilerinden en çok gelen şikayet, sokak röportajları yayına girdiği anda haberdar olamıyorum, günler sonra bildirim geliyor, hatta bildirim gelmiyor şeklindeydi. Bizler de sadevatandaş.com adresinde bir bildirim butonu aktifleştirdik. Sizler de sadevatandaş.com adresine gelerek bildirimleri açın dediğinizde ve ayrıca şuradan izin ver dediğinizde artık sokak röportajlarımız yayına girdiği anda haberdar olabileceksiniz. Ayrıca SADE TV'de eğlenceli röportajlar, eğlenceli sohbetler için bizleri takip etmeyi de sakın unutmayın. Şimdiden iyi seyirler, hoşçakalın. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün vatandaşlarımıza İSKİ'nin yüksek su faturalarını soracağız. İstanbul'da su faturaları çok yüksek geliyor. Bakalım vatandaşlar bu konuda ne söyleyecekler? Ben Mehmet Koyuncu, Sade Vatandaş, tarafsız değil, halktan taraf. Biz abi dedik ki şimdi Hollanda hırsız devleti falan değil falan diyor da. Şimdi abi Hollanda zaten hırs, yani devlet öyle demeyeyim de mesela Amerika'yı sömürdüler, Kızılderililerin kökünü kazdılar. Abi oralar var, konuşalım. Verdiğin vergiden, tamam mı? Geri karşılıyor, bu kadar. Geri veriyor mu? Her şey geri, yani her şeyi karşılıyor. Yani şu cümleyi kurar mısın? Ben Hollanda'da çok mutluyum der misin? Refah olarak, maddi olarak. Mutlu olabilirsin. Yeter ki yaşam tarzın falan olsun yani. Yani açlıktan ağzından okarsan o şeyler, o zaman mutlu olamazsın. Sokakta yaşayanlar var diyorlar. Onlar niye sokakta yaşıyor? Abi içkilidir, uyuşturucu alışkın, uyuşturucu bağımlılığı vardır. Alışkınlık, kumardır, şeydir, borcuna girdin mi? Bir adam sokağa düşmez. Abi Allah korusun, ben kötü şeylere başlarsam. Ne gibi hocam? Yani devlete başvurup diyorlar ki işte biz evsiziz. Evsizlik parası alıyorlar. Dışarıda ediyor mu devlet? Tabii ki yardım ediyorlar. Onun ev buluyor mu? Yani ev bulma değil, kendi istekleriyle dışarıda yaşıyorlar. Öyle insanlar rızasıyla Almanya'da, yani Hollanda'da şimdi tam bilmiyorum ama. Aynen, Almanya'da. Diyor ki ben diyor sokakta yaşayacağım diyor. Devlet de bana ayda 250-300 euro para versin. Bilmiyorum ne kadar. Evet. Misal. Aynen. Evet. Olan çok yani. Dışarıda kendi isteğiyle yaşamak isteyen çok. Dedi ki ya ben artık bu bağımlılıktan kurtulmak istiyorum. Bir ev, yuva kurmak istiyorum. Devlet bana yardım etsin dedi. Eder mi? Devlet yardım eder, şu şekilde eder. Şimdi yardımı ediyor ama çalışabilir bir durumdaysa onun için de tabii ki sürekli mektup yolluyor eve. Atıyorum iş ilanı gönderiyor. Diyor ki burayla görüş. Ne gibi bir kabiliyetin var? Hangi işi yapabilirsin gibisinden. Ben sokağa düştüm. Bağımlılığım da var. Bir yerden sonra dedim ki ya ben artık bundan kurtulmak istiyorum. İş çalışmak istiyorum. Evim olsun istiyorum. Devlete başvurdum. Bana yardım Tabii ki yardım eden çok kuruluş var. Kurur mu sokakta? Tabii ki. Tabii ki. Ev içinde yardım eder, iş bulma içinde yardım eder. Yani şöyle söyleyeyim, abi ben kaç gün oldu? 2 gündür buradayım. Hani Avrupa'daki imkan, mesela atıyorum sakat bir çocuk için bile devlet mesela bir markete, hani yapabileceği, dediğim gibi kabiliyeti olan bir yere işe sokuyor. İş yerinin ödeyeceği maaşı devlet iş yerine ödüyor. Tabii ki. Ondan sonra bu çalışan arkadaşımıza da atıyorum 3000 euro ödüyor. Bunun 400 eurosunu arkadaşı ödüyorlar. Kalan parayı da mesela emeklisi yatırılıyor. Bu arkadaşlar da 40 yaşında emekli olabiliyor. Tabii o durumlar da var. Yani bir türlü imkan var. Peki hocam 2 gün oldu geleli. Ne gördük, neye şahit olduk geldiğimizden beri? Dolandırıldın mı öncelikle? Valla ben alışık olduğum için dolandırılmadım. Yani ama hiç dolandırılmadım. Yok, yeltenen de şu ana kadar olmadı. Ama maç bileti için mesela çok dolandırmak isteyenler var. Önceden hani kapora at gibisinden, sonra sana bilet, borsaya mı? Kara borsa gibisinden, aynen. Ama diğer türlü ne gördüm? Abi pahalılık gördüm, yani başka bir şey görmedim. Sana bile pahalı mı? Çok pahalı ya, çok ya. Sana bile derken zaten Avrupa'dan daha pahalı. Ve şöyle bir şey var, Avrupa'da kendi evinde yaşıyorsun. Kendi araban var. Hani taksi ihtiyacın yok, arabaya ihtiyacın yok. Kendi ihtiyaçlarını, kendi eşyaların yani şeyinle görüyorsun. Burada otelde kalıyorsun diyelim. Taksi tutuyorsun diyelim. Dışarıda yemek yiyorsun. Yani geçinemezsin, imkansız. Almanya'da ya da Avrupa'da kazandığın parayla da imkansız. Soruyu o zaman şöyle yapayım. Türkiye'de yaşıyorsun, evin kira, araban var yok, ona sen karar ver, alışkanlıkla alakalı. Burada çalışıp kazandığınla burada yaşanır mı? Yaşanılmaz abi, yani askeri ücreti mi diyorsun? Asgari ücret. Hadi 20-25 bin lirada cebine. Yok, imkansız. Buraya çevir. Yaşarsın da nasıl yaşarsın? Kendini çok kısa, yani lüksün olmaz. Normalin bile olmaz. Normalin bile olmaz. Lüksü bırak, normalin. Aşağıda. Yani açık konuşmak gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Burada benim sezdiğim, sadece hani devletten kaynaklanan bir durum değil. Hani insanlar da mesela çok hani insan önce kendinden başlamalı, kendini düzeltmeye. Tabii devletin de birçok şeyi düzeltmesi lazım ama bir düşünüyorsun, bir yere gidiyorsun, aynı malzemeyi, aynı markayı soruyorsun. 200 TL diyelim. Diğer yer birden 500 TL diyor. Yani 300 TL fark oluyor. Almanya'da bir yerde mesela bir döner yesen 7 euro diyelim. En fazla, en kral üstüne koyacak 9 euro. 2 euro üstüne geliyor. Almanya'daki dönerle buradaki döner hangisi daha iyi? Daha çok et var. Yani ben etçiyim biraz da, Türkiye'nin etleri daha iyi ya, tat olarak. Daha çok et hangisi? Ha, tabii ki Almanya. Almanya burada et. Eti ara ki bulasın. Az önce bir 50-60 gramlık et yedim, hani ayıptır söylemesi. 2 kişi 50 gram ete 540 TL ödedik yani. Pilav ve kavurma. Almanya'da ayda kaç kilo et alıyorsun? Almanya'da günlük bile alabilirsin. Ayda yani. Günde 1 kilo rahat alırsın yani. Tüketiyor musun? Tüketiyorum tabii. Her gün istediğin zaman alabilirsin, öyle söyleyeyim. Normal yaşayan bir insan bile alabilir. Yani yalan söyleme gerek yok. Doğru neyse o abi yani. Ezan bitene kadar mola verelim. Çok teşekkür ederim. Beyefendi bakın. İsterseniz ben yarım saat, ben dün akşam TV5'te 1,5 saat canlı yayına konuk olarak ağırlanmış bir kişiyim. 10 yıldan beri değişik televizyon kanallarında hem sosyolojik sorunlarla ilgili hem de bir ümmetin veya dünyanın ideoloji olsun, dinler bazında olsun. Hayır efendim, havuz medyası değil. 4 ay benim çalışmış olduğum televizyon kanalı. Siz bana Osmanlı'yı anlatın. Mısır'ı neden işgal etti? Beyefendi ben anlatayım mı? Kısa, ben anlatayım. Bakın beyefendi bir saniye, tabii gittim. Ben gazeteciyim, ben televizyoncuyum, gazeteciyim. Mısır'ı ben sana anlatayım. 1510 bakın beyefendi 1517'de biz gittik 1,5 sene Mısır'ın önlerinde savaşa kan döke Mısır'ı fethettik. Bir dakika nasıl ya orası gayrimüslim bir ülke miydi? Niye fethettik ifadesini niye kullanıyorsun? Ben burada demagoji yapıyorum, anla. Yani anlaman lazım. Şimdi bakın beyefendi, saltanat sistemleri, monarşi sistemleri böyledir. Tarih boyunca Emeviler din adına iktidara geldiğinde hemen gençleri silah altına aldılar. Kendi saraylarına cariyeler almak için, kendi kasalarını doldurmak için, Beytülmal'ı doldurmak için komşu beldelere dini afyon olarak kullanıp komşu beldelere kılıçlarla saldırdılar komşu beldelere. Kesim yaparak ve adına da Allah yolunda fi sebilillah savaş dediler. İslam dini böyle bir din değil beyefendi. İslam'ı ters yüz ettiler işte. Hayır efendim. Tabii canım. Böyle değil. İslam sevgi dinidir, barış dinidir. İslam'da savaş yok İslam'da. Sadece savunma savaşı var İslam'da. Saldırı savaşı yok. Ama abi ne olursa olsun o yanlışları ben niye kabulleneyim? Ben monarşi sistemleri, saltanat sistemlerini asla savunmuyorum çünkü ben bir dindar insanım. Kapitalistizm abi. Kesin, nasıl? Hayır, ben kapitalizme de düşmanım. Hayır, kapitalizme de düşmanım. Sorun. O zaman beyefendi. Ama abi, bak şimdi. Tamam, biz aynı şeyi söylemiş olacağız. Yok değil, yani. değil. Buyurun, bak. Buyurun. Ama bana soruyor. Osmanlı'yı ben savunmam. Peki. Türklerin dini neydi daha önceden? Pagandı, bilmem neydi işte. Değişik, ateşperestti, putperestti. Sonra alakası yok. Söyle bakayım. Mısır kimin zamanında kurtuldu? Ya ne? Kaç yılında kurtuldu diyorsun? 1517'de kese kese Mısır'ı aldık biz. Kese kesim yaparak. Tamam da. Ondan sonra biz Mısır'ı aldık. Nereden alıyorsun? Kimden alıyorsun? Orada gayrimüslimler mi yaşıyordu beyefendi? Söyledin diyor, kese kese aldık. İşte ya nasıl oldu? Olmaması gerekenden bahsediyorum ben size beyefendi. Olmaması gerekenden bahsediyorum. Almanya'dan geldi. Merhaba. Gel. Bir dakika. Tamam. Ey Almanya. Niye kıskanıyor Türkiye'yi? Kıskanmıyor abi. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Almanya'da hayat zor yani. Almanya'da hayat zor yani. Öyle zor değil. Yani zorluklar var tabii ki de. Fiyatlarda artış var. Yani öyle mükemmel değil. Çalışıyor musun sen? Ben çalışıyorum abi. Elektrikçiyiz biz. Kaç para kazanıyorsun? 700 euro ayda. Stajyersin sen. Evet, 3 sene. Evet. Yok bu benim şahsi. Stajyerim he. Aa bizde 3 sene. Olunca kaç alacaksın? Usta olunca 1800, 1900 öyle çok bir şey artmıyor tabii ki. 2500 kim alıyor abi? Büyük firmalara gel nasıl alır? Abi ben görmemişim 2500 almıyorlar. Yo yani 2000 euro civarında. Kötü mü 2000 euro? Bu Türkiye'de tabii kötü. Şimdi niye diyeceksin sayıyı? Şimdi kaç olsa, bir 3 olsa tabii normal geçinirsin. Niye? Şimdi şöyle söyleyeyim. 1000 euro zaten bir minimum kira. Minimum. Altına yok mu? Altına da bulursun işte 900, 800 yani 1000 euro kira. Kalıyor sana 1000 euro. Bunun telefon masrafı var, mutfak masrafı var, araba masrafı var, araban varsa. Sen yalnız mı yaşıyorsun? Yok. O zaman şimdi ben de yaşıyorum orada. Eşim de çalışıyor, ben de. Bir tencere var. Tencereye 2 tane giriyor. Almanya'da mısın? Avusturya'dayım ben. Almanya'da da yaşadım ben. Fark etmez ki seni. Ben Almanya. Nereden? Ben emekliyim. Tabii sende daha rahat yani. Bizde emekli aç ölüyordu Almanya'da. Ya tabii emekli. Ne dediler? Genç. Ben emekliyim. Buraya tatile geldim. Önümüzdeki ayda 9'unda İrlanda, İngiltere, Murat abi. Abi vallahi ben ama abi sen aynı konuları söylüyorsun. 3 tane ülkeyi gezeceğim ayın 9'unda. Emekli olarak. Buradaki emekliler et alamıyor. Burada yiyemiyor. Sen yatırım yaptın mı bu zamana? Et ama sen şimdi küçük düşürüyorsun yani buradaki insan. Alamıyor. Ne diyeceğim? Sen Avusturya'da oturuyorsun. Niye buradaki insanlara diyorsun ki et alamıyor? Alamıyor lan, alamıyor. Alamıyor. Niye ayıp olsa alamıyor? Ama yani yanlış yani tabii ki de. Anlamadım. Emekli parasıyla mı orada yaşam sürüyor yoksa haricinde yatırım yapıp da onlardan kazancıyla birlikte yaşamını sürüyor? Onu söyleyebilirim. Cevabı ne olursa olsun üzülürüm. Çünkü bizim memlekette insanlar normal bir işte çalışıp ev alıp üstüne bir de emekli olamıyor. Adam hangi cevap verirse versin rahat yaşıyor ve beni üzer. Şöyle diyorum, bir emekli 40 yıl, 50 yıl çalışıp kendince bir şeylerle değerlendirip kendine bir şeyler yapamadıktan sonra bugün sadece nasıl mı yapacak? O ki hani diyoruz ya, eskiler çok iyiydi, 20 yıl öncesine kadar her şeyi çok güzeldi. Dün niye yapmadılar? Bu problem pandemiyle ve belli şeylerle birlikte bugün gündemimizde değil mi? Onun öncesinde ben kendimden ödün vereyim. Bana arkadaşım dedi ki gel kardeşim senetsiz sepetsiz sana daire alayım dedi. Bak samimi diyorum, almadım. Niye? Bak şöyle dedim, kendimi borca sokmayayım dedim. Ben dedim yeri içeri gezerim, istediğim gibi kiramı öderim, her ev benim dedim. O günkü şartlarda kendi kafasızlığımı bugün bak diyorum sana, kendi kafasızlığımı bugün niye başkalarına yansıtma ihtiyacı duyuyorum? Yani şimdi aynısı gibi dünlerinde bak bir dakika, dünlerinde hiçbir yatırım yapmamış ki benim gibi belki değerlendirme konusuna da girmemiş insanlar bugün ben bu şekildeyim diyorlar. Ha, bunları yadırgamak değil de dününü kendi yadırgaması gerektiğini, bilmesini gerektiğini düşündürmemiz lazım. Senin yaşın yeter. Bana 2000'den sonra yaşanan Türkiye'deki ekonomik krizleri yıl yıl sayar mısın? 2004'le başla. 2004'le başla. 2004'te zaten 2000 yılından sonra ülkenin çıkmış olduğu bir kaos vardı. Bu ülkede bir gecede 24 banka boşaltıldı. Bunların az bir faiz oranları 1500-2000'lere vurduğu dönemler de vardı. O günleri, o 21-24 sayısını çoğalt azalt, problem değil. Problem değil. Bugün o günler yaşanıyor mu? Kriz var diyoruz, problem var diyoruz. Herhangi bir bankada herhangi bir insanın parasına çökülüyor mu? Çökülmüyor. Öyle bir kim çöküyor? Örnek verelim. Parasına bu hükümet çökmüş. Muhalefetin bütün şeylerine çöküyor adam. Neyine çökmüş? Mal varlıklarına. Neyine? Muhalefet kendin. FETÖ'cü diye maden üzerinde şirket vardı, gitti evet, üzerine çöktü. Giresun'da bir tane. Bir dakika. Birader dinleyeceksin. Alakası yok. FETÖ'cüleri zamanında bunlar verdiler, şimdi geri aldılar. Onlar kendi aralarında. Kim aldı? Giresun'da bir tane bunların bakanı var. Bir sürü üzerine çöktü. Niye vermiyor devlete? Abi çünkü onlara çökmek mi? Devlet onlara verdi, ondan geri aldı, ona verdi. Yani hükümet şunu yapıyor. Kardeşim diyor, önce sana veriyorum sonra sana veriyorum diyor. Öyle saçma bir şey olur mu? Yani o zaman Türkiye'de yaşıyorsun. Şey tabii ki saçma olacak. O insanların bu ülke üzerinde dengesizlikleri oldu. Bu ülke üzerinde dengesizlikleri oldu. El elebet bu ülkeye kendince bilerek veya bilmeyerek zarar verme konumu içerisine geldiler. Ellerindeki mal varlıklarını bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Burada yaşam hakları olmadığı için ve dışarı, hani diyorlar ya, bugün Türkiye'de dışarıya göç etmek isteyen insanlar, bu ülke o kadar kötü de FETÖ'cülerin hepsi bu ülkeye niye geri dönmeye çalışıyorlar? O çok kötü ya, FETÖ'cülerin çoğu da bu ülkeye geri dönmeye çalışıyor ya. Gurbetçiler bu ülkeye geri dönmek istiyor. Çünkü memleketi burası. Hoca çok güzel. Hayır. Ben şey olarak demiyorum. Kötüleme amaçlı diyorum. Kötü olan bir ülkeye geri insanlar neden dönerler ya? Mısır kim fethetti? Murat abi, için rahat etsin abi. Konuş. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Abi Bilal Erdoğan konusunu konuşmayacağım. Ben senin konunu konuşacağım. Abi sen muhalefet. Vallahi veririm. Tamam. Sen konuşacağım. Onu da konuş. Sen muhalefet açık verdiği zaman niye beni susturmaya çalışıyorsun? Sana bu birinci soru. Çok konuşuyorsun. Ay, peki bu halkı da susturuyorsun. Muhalefetten değil. Bizim konumuz Mısır, Fransa, Almanya değil kardeşim. Ülkenin sorunu, tamam mı? Beni ülkenin sorunu dışında kimseye gelmiyor. Bilal Erdoğan'a geliyorum, tamam mı? Bilal Erdoğan geçen gün açıklama yapıyor. Diyor ki ben diyor ekonomistim diyor. Arkasından diyor ki EYT'ye karşıyım diyor. Aynı babasının sisteminden gidiyor. Ama 2 dakika sonra diyor ki Bilal Erdoğan ben EYT'den emekli oldum diyor. Değil mi? Emekli oldum diyor. Abicim Bilal Erdoğan, EYT'den emekli olan Bilal Erdoğan, 99 yılında sen İmam Hatip'te okumuyor muydun arkadaşım? Ne zaman fabrikaya girdin? Ne zaman sigortalı oldun? Ne zaman çalıştın? Bu birinci sorum sana. İkinci sorumdan gidiyoruz. 12.500 TL ile Bilal Erdoğan gemicikleri, Amerika'daki rezidansları, bu kadar saltanatı nereden yaptın? Bu da ikinci sorum. Benim babamın adı Sami. Ben fakir bir ailenin fakir bir çocuğuyum. Senin baban Recep Tayyip Erdoğan olduğu için insanlarla niye dalga geçer durumuna geçiyorsun? Bilal Erdoğan sana yakışmıyor. Sen normal sıradan benim gibi bir vatandaşsın ama senin çocukların bu ülkeye tenezzül edip yüzüne bakıp gelmiyor kardeşim. Tamam mı? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Bunun hesabını yap bakayım. Niye gelmiyor? Sen kalkıyorsun, 2 gün önce kalkıyorsun, Galata Köprüsü'nde şovmenlik yapıyorsun. Filistin'le İsrail'e karşı dik durmaya çalışıyorsun. Ama bir bakıyorum Mersin'den senin gömiciklerin maalesef oraya yakıt taşıyor. Ne alaka, ne periz kardeşim. Bilal Erdoğan adam gibi babanın yolundan gittiğini çok iyi biliyorum. Baban 24 yıldır beni bu hale getirdi ama sana o fırsatı vermeyecek bu halk. Seni 24 yıl kendime kullandırtmayacağım. Çocuğumu da kullandırtmayacağım seni. Tamam mı? Kesindir. Bilal Erdoğan hazır paracısın sen. Sen baba parasıyla bir yere gelmiş bir adamsın, tamam mı? Benim gibi alın terek döreke gel bakayım sokaklarda dursuna Bilal Erdoğan. Senin babanı bu halkın savunduğu kadar dursuna. 15 Temmuz'da adamdın ya sen. Niye tankların altına yatmadın da milletin çoluğu çocuğunu öldürdünüz bu ülkede? Hadi açıklayın bana bunu. Milletin çoluğu çocuğu öldü bu ülkede. Askerde çoluğu çocuğu öldü. Ama sen kalktın. Burada din, edebiyat, politika edebiyatları yaptın. Yalan yere yapma. Bu halkı kandıramazsın Bilal Erdoğan. Seni yemiyoruz artık. Senin gibi insanları da yenemiyorum, tamam mı? Sen adam olsaydın 15 Temmuz'da o köprüye ilk çıkan adam sen olman lazımdı. Eğer bugün benim babam herhangi birisinden darbe yiyeceğini bileyim, namusuma, şerefime, haysiyetime, karakterim, ben bir Kürt vatandaşıyım. Namus sözü veriyorum. O adamı var ya, o adamın karşısına ben çıkardım. Ama sen diyor kardeş öyle bir yürek yok. Sen Amerika'daydın, eğleniyordun, çocuk torunlarına cirit atıyordun. Ne güzel memleket değil mi? Biriniz İtalya'yı fethetmiş bu Burak Erdoğan. Biriniz Amerika'yı fethetmiş. Ne güzel çiftlik bulmuşsunuz. 36 katlı rezisanslara, 36 katlı rezisanslara, Meliptum gibi yerde paralar bulan Bilal Erdoğan, ya şu 12.500 TL, 17.002 TL ile geçinen insanlara nasıl para bulamıyorsunuz siz ya? Siz kendi saltanatınızda para bulurken şu fakir fukaraya nasıl para bulamıyorsun? Bu insanlar intihar ederken, evlenemezken, geçinemezken, bir lokma ağızlarına, gırtlağına lokma koyamazsan, sizler mecliste, bu ülkede insanların karşısında mangal yaptınız arkadaşlar. Ayıp, ayıp, terbiyesizlik. Et yüzü görmemiş insanlara mangal keyfi yaptınız. Göstere göstere. Bu ülkede iki tane parti vardır her zaman. Ezen ve ezilen. Ezilen benim gibi adamlar. Ezen de yukarıdaki zaten. Belli kimin olduğu. Benim kabımda 14 uçak yatmıyor. 20-30 tane gemiciyim de yok. Bu ülkeyi ben yemedim. Bu hale getirmedim ben. Tamam mı? Ben bu ülkede alın teriyle çalışmaya çalıştım. Bir yere gelmeye çalıştım ama gelemedim. Niye gelemedim biliyor musun? O fırsatı vermedin. Ama sana o fırsatı ne Bilal Erdoğan ne Recep Tayyip Erdoğan. Sana bu halka o fırsatı vermeyecek. Bir parça yüreğiniz varsa, bir parça yüreğiniz varsa, bir parça adamlığınız varsa 2025'te seçime gidersiniz reis. 2025'te seçime gidersiniz. Ben Çorum Halk Ekmek yayınlayacak mısın? Ha. Ben Çorum Halk Ekmek'te 7 sene hizmet ettim. Çok güzel. 22 senede AK Parti'ye oy verdim. Tamam. Yani sıkıntı yok. Şu an ben buraya niye geldim? Niye geldin? Ablamın yanında yaşıyorum. Evet. Çocuğumla beraber ölümle tehdit edildim. Hayır olsun. Ben bu düzene karşı geldiğim için müdür tarafından, şefler tarafından, hırsızlığa, peşkeşe karşı geldiğimden, sosyal medyamda da paylaştığım halde. Ne hırsızlığına şahit oldum? Halk Ekmek'te olan düzene karşı, yani tabii dümenlere karşı. Yani. Şöyle düzen, 7 sene çalıştım, 4 sene beni şoför olarak göstermişler. Beden işçisi olarak çalıştım, 17 evet. saat çalıştım, evet. Mesailerim verilmedi. 17 saat? Evet, 17 saat, 15 saat çalıştırdılar, mesaime kesik attılar. Evet. Ve 3 sene şoförlüğe geçirdiler. Bu belediyeye bağlı bir evet, halk ekmek. Belediyeye bağlı bir halk ekmek. Evet. İlk açılışından, yani 7 sene sonra evet. beni işten attılar. Ölümle tehdit ettiler sus diye. İş yerinde darp edildim. Darp tutanağı yazmadılar iş yerinde. Resmi bir yerde tutanak yazmadılar. Müdür tarafından tehdit edildim. İş arkadaşlarıma, yani iş arkadaşlarıma bunu almayın diye tehdit ettiler. Ve gitmediğim yer kalmadı. Sessiz kaldığım kötü adam oldun abi. Ben işte niye kötü adam oldum? Bunları anlattığım için, yani bu düzeni yapıyorlar diye, haksızlık var diye. Evet. Daha bir sürü bir şey var da, yani onlar bizim işimiz değil yani. Evet. Savcılığa zaten suç duyurusunda bulundum. Tamam. Mahkemem olacak. Tamam. Beni sussun diye, yani beni sussun diye evimin önüne insan, yani kendi böyle kendi adamlarını evet. gönderdirip evimin önünde tehdit edildim ben. Videom falan var yani, bu savcılıkta da şey değil, bunların hepsi gerçek yani. Yani iyisi de var, kötüsü var diyoruz ya hani. Ben öz vatanımda şu anda bir aydır bana ablam bakıyor yani. Ablamın evinde kalıyorum, çoluğumu çocuğumu aldım. Sırf çoluğuma çocuğuma bir şey olmasın diye. Ben kendimden geçtim zaten. Niye geçtim? Bunlara sus diye. Sessiz kalsaydım şu an çalışıyor olacaktım. Maaşım da işliyordu, sigortam da işliyordu, her şeyim işliyordu. Ama ne yazık ki ben o düzeni yaptıkları için, o düzendeki insanları şikayet ettiğimden dolayı belediye başkan yardımcısı beni odasında ilk gittiğim, yani bu muhabbeti anlattığımda beni 2 sene hapiste yargılatacağım diye tehdit etti beni. Açık açık. İsmi nedir? Remzi Çöplü. Tehdit etti. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çöplü. Açık açık tehdit etti. Beni dinlemedi bile. Bak çocuğum, bir dakika ben annesine vereyim de bir saniye. İsterseniz ben belgeleri de göstereyim, yapılan haksızlıkları da göstereyim. Yani burada işte şu iyi bu iyi meselesi değil. Ben 35 yaşındayım, ve vatanımı, milletimi seviyorum. Elimden geleni de yaptığıma inanıyorum ve ben işten atıldım. Yani normal resmi olmayan günde ben resmi kağıtla uzaklaştırma aldım. Sessiz kalmıyorum diye. Yani değişik değişik enteresan şeyler yaptılar yani. Şu anda benim haysiyetimi, bu zamana kadar yaşadığım, tanıdığım dostlarımı bile benden uzaklaştırdılar. Neden? Şahsen bunu yaşamasaydın, evet, bu memlekette böyle olaylar yaşandığına inanır mıydın? Yani 22 sene iktidara oy vermişsin ya. İnan halkımız, insanlarımız bilmediğinden dolayı, ben de o halkın içinde olduğum için ben de inanmazdım. Ama işin içinde benim ayaklarım ameliyatlı, varis ameliyatlı ve bu iş yerinde oldu. Hani ilk açıldığından beri 4 sene boyunca 15 saat 17 saat arasında çalıştım. Şefler tarafından mesaim yazılmadı. Kendilerine 120 saat mesai yazıyorlardı. Ben hakkım olan mesai 50 yazıyorlardı, 40 yazıyorlardı. Yani 50'yi geçmedi yani. Çalıştığım halde hakkım verilmedi. Ve bunları gördükçe ben sırf ekmek parasına, benim babam kanserden vefat etti. O süreçte babamı üzmemek için işten çıkamadım. Normalde çalışacağım, hani çalışamayacağım bir yerdi yani. Çalışacağım değil de çalışamayacağım bir yerdi yani. O yüzden şimdi sizi gördüm de abim bir şeyler demeye çalıştı. Ben direkt konuya girdim. Yani olan bu yani. Ne yazık ki şu anki ülkemizin ekonomisi o insanlar tarafından, halkın işte su parasıydı, şu parasıydı, vermiş olduğu paraları, orada halk ekmek yani halkın iyiliğine yapılan bir yer ama halktan habersiz neler dönüyor neler yani. Sen bunu yaşamasaydın, evet, birisi gelip anlatsaydı inanmazdın, doğru mu? Bana inanmayanlar da vardır işte, olabilir illaki, insanız sonuçta yani. Diyorum ya, hani A partisi, B partisi fark etmiyor yani. Ben bu vatanda yaşıyorsam ben niye mülteci gibi yaşayayım bu vatanda? Bak ben bir aydır işsiz, güçsüz, sırf ölümle tehdit edildiğim için buradayım. Ben Çorumluyum. Yani Çorum'da ikamet. Kim tehdit ediyor bu arada? Bu insanlar. İşte müdür tarafından benim kendi şoförlerin şefi tehdit ediyor. Ve darbeden de o şahıs. Yani sessiz kalsın, bu muhabbetleri kimseye işte sosyal medyaya atmasın, beni korkutmak istiyor yani. Elhamdülillah yani bizim korkacak bir tarafımız da yok. Hani şahsım adına konuşuyorum. Bu vatan içinde her türlü her şeye varım yani. Yani bu vatanda kolay kazanılmadı yani. Çalışırken geçiniliyor mu Çorum'da? Çalışırken geçiriliyor mu? Ya onu çocuğun harçlığını verip okula rahat gönderebiliyor. Belediyede çalıştığım için rahatladım yani. Sorma sahip, ne veriyor belediye? Ya mesailer hariç. Şu anda tam bilmiyorum. Ben 7 ay oldu bu muhabbet olalı. 7 aydır beni böyle psikolojik baskıya uğrattılar. Yani dediğim gibi darp edildim. Belediye başkan tarafından tehdit edildim hapisle. O da yetmedi. Ölümle tehdit ettirdiler. Ha en son evimin önüne insanlar hani kendi adamlarını böyle evimin önünde gezmeye başlayınca çocuğum için, ailem için buraya kaçtım yani. Kolay mı abi ülkede birini öyle öldürmek? Yani vallahi bilmiyorum yani, beni darbeden şahsın ben bunu jandarma kolluk kuvvetine şikayet ettiğimde 2 tane dosyası varmış adam öldürmeye teşebbüsten. O şahıslar belediyede çalışıyor ve beni ölümle tehdit ediyor. Ben de yani çok şükür hiçbir şekilde vatanıma, milletime hiçbir şekilde bir dosyam, suçum, hiçbir şeyim yok yani. Çok teşekkür ederim. Bu yani. Eyvallah, çok teşekkür. Eğer yayınlarsanız da ben teşekkür ederim size yani. Ben sesimi duyuramadığım için sizi gördüm geldim yani. Önümüzdeki hafta içinde yayınlanır. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nereden geliyoruz? Nasıl orada durumlar? Bu Narin olayını konuşabilir miyiz? Abim ne diyeyim ki? Ya bu oradan buradan bakınca orası bir farklı geliyor. Niye öyle abi? İnan ki ben de orayı yeni duydum. Tavşantepe yeni duydum. Ben de Bağlar'da oturuyorum bak. Tamam, aynı ilçe. Aynı ilçe ama köy geçiyor bak şöyle ilçe oluyor bir şey. Hiç görmedim oraları ama dediğim gibi burası. Ne mu böyle şeyler orada? İlk defa böyle bir şey oluyor. Vallahi. Peki ya, niye böyle bir bulandı, bir şey oldu, Ensari oldu, dedi ki onlar bizim tanıdığımız aile, bilsek de konuşamayız falan. Abi ben de bugün TikTok'ta gördüm, Ensari ile muhtar mesela, oranın muhtarı beraber bir yemek yiyor. Doğru. Fark ettim yani, ben de evet. TikTok'ta gördüm bunu. Ensari kendisi öyle değil, 40 yıllık dostumuz diyor. Evet, öyle evet, diyor. Evet diyor. Bildiğimiz şeyler de var, bilmediğimiz şeyler de var diyor, söyleme. Peki sence devlet orada yeterince ilgileniyor mu, müdahale ediyor mu? Yani dosya açığa çıkar mı, suçlu ceza alır mı? Vallahi abi ben onu... Kanaatim, vatandaş olarak yani sana bıraktığı hissiyatı... İnşallah çıkar abi, ben istiyorum çıkarmasın. Çünkü yazık diyor, o kadar bir kız çocuğa yani yazık yani gerçekten. Şimdi hiç suçsuz, günahsız bir yerde kim olsa olsun çıkmak gerekiyor yani. Artık devlet çıkarır inşallah. Hani inşallah çıkarır ama şu anda gizlilik yok ama dediğin gibi şu anda... bilmiyorum ki yani... Böyle hani gidip geliyor, onu atıyor, onu atıyor, bunu atıyor artık yani... Artık ne olacak? Çok teşekkür ederim. Yaş kaç? 28 abi. Yaş 28, iş güç? Yani serbest meslek abi, kurye. Ne kadar serbest? Kuryecilikte, aynen abi. Yasal kurye. Yani yasal abi, yasal vergimizi ödüyoruz. Peki nasıl, kuryeler iyi kazanıyor mu? Ya abi, insanın iliğini sümürüyorlar ya. Kolpas sallıyor, yok 100 mi çalışıyorsun? Vallahi abi 12 saat 13 saat çalışıyorum yine. Kaç paraya denk geliyor? Cebinde son kalan. 3.500'e geliyor o dediğim saat bazında. Evet. Bunun vergisi, barkuru, hepsini çıksa asgari ücretten az alıyorsun. Sana yemin ediyorum. Gelsin buraya insan gibi konuşalım. Asgari ücretten az gelecek. Canlı koyuyorsun orada. Barkuru ödemiyorum zaten. Ödeyemiyorum. Ödesem zaten. Barkuru ödeyemiyorum. Ödemiyorum. Sigortasını motor kullanıyorum. Tabii. Motorun sigortası yok. Motorun sigortası var. Şahsımın sigortası yok. Doğru. Firma mesela şey yapıyor. Özel sağlık sigortası yapıyor. Evet. Hastaneye gidiyorum, barkurum borcun olduğu için geçersiz. Yani tamamlayıcı mı? Hayır ya, ne tamamlayıcı? Tamamlayıcı sigorta mı yapıyor yoksa normal sigorta? Normal özel sağlık sigortası. Allah Allah. Barkur borcun olduğu için de karşılanmıyor. Öyle olmaması lazım. Kurye kim değer veriyor abi? Allah. Herkes kurye oldu zaten maşallah. Evet. Hiç gerek yok. Hindistan'a dön. Abi Hindistan'dan farklı olacağız, daha farklı olacağız. İstanbul'da mı yaşıyoruz? Aynen abi, İstanbul'da. Peki bu su faturaları bu ara nasıl geliyor? Vallahi abi. Kaç geldi en son? En son 1200 lira falan geliyordu. Vallahi 1200. Çok değil mi? Vallahi elektrik hiç. Kaç geldi? O az geliyor ya, bir 600 geliyor. 600. Ha, suya göre az geliyor. Niye öyle? Normalde elektrik pahalı olması lazım. Yani mantıken öyle olması lazım ama İmamoğlu bize mi şey yapıyor? Vallahi bilmiyorum ama İmamoğlu'nu seviyoruz ya, iyi. Canım çok özür dilerim ama seven iki daha mı tatlı oluyor? Yani galiba öyle bir şey oluyor biraz daha. Biraz da öyle bir şey oluyor. Seven yapınca daha mı tatlı oluyor? Yani öyle bir şey de oluyor. Aa, olur mu ya? Sonuçta bu parayı senin cebinden çıkıyor. Bu adam sana hizmet için geliyor. Abi, ülkeyi kim biliyorsa Allah bin belasını versin ya. Kim ayrımcılık yapıyorsa Allah onun bin belasını. Ayrımcılık yapmıyor. Hepimize geçiriyor baksana. Ya işte abi. Işte. 200 lira su faturası normal değil mi? Normal mi? Değil abi, değil. Değil zaten. Garipsemiyor mu lan? 1200 lira faturanın nasıl geliyor? Yani. Kötü işte de. Abi yapacak bir şey yok kimsenin. Çözüm su faturasının az gelmesi. Gelmiyor. Ne yapacağız? Gelmiyor, ne yapacağız? Suyu mu az kullanacağız? Yok kullanma, ne yapabilirsin ki? Ya kardeşim herkes ortaktır herkes. Siyasetle hepsi ortaktır. Tayyip Erdoğan, CHP'sidir, MHP'sidir, hepsi ortaklar. Türkiye'yi üçlü sömürüyorlar. Evet. Türkiye vatandaşı. Hepsi vatandaş hainidir. Bitti. Başka uzatmaya gerek yok. Ama ne yapacağız? Boynumuzu büküp razı mı olacağız? Bükeceksin yapacağız. Kıyamet gününü bekleyeceğiz. Bu kadar basit. Oo, kıyamete daha çok var. İnsan bir soytarı lafından 7 ay yiyorsa, bir soytarı lafından 7 ay ceza yiyorsa, tamam mı kardeşim? Bak bir soytarı lafından 7 ay ceza yiyorsa, bir uyuşturucu içen ve bir bıçak tutup tanesini kesmeye kalkan adam serbest geziyorsa, bu ülkeye ne mutlu diyelim. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Başka bir şey diyemeyiz. Yani 3 tane adam ortaklar kardeşim. CHP'sidir, AK Partisidir, MHP'sidir. Bu üçü de ortaklar. Birbirimizi sömürüyorlar. Ama vatandaş da razı. Razı ne yapacak? Ben ne diyorum sana? Ben de seviyorum bak, diyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Heh. Bir soytarı lafından 7 ay ceza yiyorsan, evet, tamam mı? Bir uyuşturucu içen adam annesinin boğazını kesmeye kalkıyorsa, serbest geziyorsa, böyle ülkeye ne mutlu Türk'üm diyelim. Başka ne diyebilirsin ki? Ne diyebilirsin? Ne diyebilirsin? Orada da bize asarlar. Ne diyebilirsin? Böyle bir ülkedeyiz ya. Şimdi bana diyor İsrail, Filistin, bana ne ki? Almanya bana ne? İran bana ne? Ben Türkiye'me bakarım ya. Gündem değiştirmek için kardeşim her şeyi yapıyor adamlar. Her şeyi. Yani gündem. Yeter ki gündem değilsin. Bana ne İsrail'den ya? Bana ne Filistin'den? Senin su faturası kaç geldi? Ben ödemiyorum. Vallahi. Ben doğuda yaşıyorum, ödemiyorum. Sen bana bakma. Orada su faturası gelmiyor. Ben ödemiyorum. Yok, orada ödemiyoruz ben. Elektrik? Onu da ödemiyorum. Kaçak mı? Hepsi kaçak. Sen bana bakma. Ama senin faturayı da biz ödüyoruz. Yazık yazık bak. Bu ülke bak insanlamayın. İster çekin ister çekmeyin. Kardeşim bu milleti gündemle uyutuyorlar. Ne? Gündem ne değiştirmekle. Esas gündem ne? Gündem ne biliyor musun? Yani. Bak dün ekmek 12,5 TL olmuş. Nerede? İstanbul'da 12,5 TL değil mi? Bak 10 TL'den 12,5 olmuş mu ya? Evet. Ben ekmek yemiyorum. Adam ne yaptı biliyor musun? Evet. Tuttu diyor ki İsrail Filistin'i vurmaya başladı. Evet. Bana ne ondan ya? Bana ne? Bana ne Suriye'den? 2-3 tane de çıkmış biz Suriye halkını kabul etmiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ya sen de onun adamısın. Bana ne kollardan ya? Sen kendine bak kardeşim. Kendi ülkene bak ya. Ekonomine bak. Sen işine bak. Gücüne bak. Evet. Diyen yok bunu. CHP çıkıyor diyor ki bu böyle ertesi gün 4 çay içiyor AK Parti ile. Evet. Doğru olan bir şeydir bu. MHP çıkıyor da ben CHP'ye vuracağım, işini yapacağım. Bakırsın çay içiyor ertesi gün. Yani bunlar hepsi ortaktır. Türkiye'yi böldüler bunlar. Vatandaşı düşmanlaştırıyor. Böldüler. Karı böldüler. Bak deprem bölgesini AK Parti aldı. Oradan güzel gelir geliyor. İstanbul'u CHP aldı. Buradan ona güzel gelir geliyor. Bak dikkat et. Ben Hatay'da yaşıyorum. Bugüne kadar CHP kazanan bir bölge. Bugüne. Niye oran geliri daha güzel diye AK Parti'ye verdiler orayı. Hediye mi ettiler? Hediye ettiler. Aynen hediye ettiler ya. Bu belli olan bir şeydir. Yani bizim bu ülke milleti hak ediyor kardeşim. Biz sessiz kaldığımız sürece hak ediyoruz. Biz hak ediyoruz ya. Bak ben parlamento için, bak bu parlamento için hepimiz memnunuz demek hayatımızda. Neye, bu tartışma nedir o zaman? Sigara ucuz ya. Heh, bitti. Sigara ucuz. Heh, aynen. İnan bak benim tekrar bufecim var. Adam diyor ben günde 2 milyara sigara satıyorum, şimdi 5 milyara çıkarttım. Gülerek de söylüyor bunu. Ne mutluyum yani mutlu bir şekilde söylüyor. Yakıt. Kardeşim sen araban var. Bir gün kontağı kapattın dedin mi ben arabamı bugün mazot pahalı diye çalıştırmayacağım. Diyen oldu mu kardeşim? Yok. Herkes kontağı çalıştırıyor. Gel şurada bir sigara içecek kardeşim. 1000 tane taksi geçiyor. Hangisindeki kişi var? Hepsi tek. Tek kardeşim. Çalıştırma. Kontak kapat bakalım. CHP o kadar konuşuyor. Desin halkına kardeşim bugün bir gün kapattın kontağı lan. Desin yok. Diyen yok. Mesela MHP konuşuyor terör. Daha bugüne kadar kaç tane MHP'den şehit olmuş doğuda terörden bahsediyor. Yani bunlar hepsi gündem. Milletvekilinin çocuğu gitmiş doğuda askerlik yapmış. Bizi uyutuyorlar. Yok akşam haberi açıyorum. Yok kız ölmüş 7 yaşındaki kız ölmüş. Bunun suçlusu kim? Lan kardeşim şehit olan adamı yakala bana ya. Şehit olan bir gencimiz var bir kardeşimiz var. Sen onun katilini çıkart bana. Kadar şu yapmak değil ki. Gündem değişti. Ya mesele ne biliyor musun abi ülkede? Tamam teşekkür ederim. Yani gündem değişti. Yok bilmiyorum arkadaşım. Ben Hatay'da yaşıyorum. Bir doktora soytarısın dedim diye. Soytarısın ya. Soytarı yani diyebilirim telefonda da bak. Ne bir tehdit ne bir baskı ne bir şey hiçbir şey dememişim. Bir soytarısın dedim. Bunu neden dedirtti? Dedirttim ya işte ya tartıştık. Telefonda tartıştık. Ya tartıştık ufak bir tartışma diyelim koronada. Korona döneminde olan bir şey. O ilaçların etkisiyle o psikoloğun etkisiyle adama soytarı dedim telefonda o da. Dedim ki bu ilaçlar bana ağır geliyor değiştir ya ilacımı. Başının çaresine bak dedim. Dedim sen doktor musun soytarı mısın? Keşke raporlarım yanımda olsa gösterseydim. Adam tuttu hemen o lafıma karşılık mahkemeye vermiş benim. Aradan 4-3 sene geçiyor bir baktım hemen tebligat geliyor 7 ay 15 gün lan kardeşim. Biz adama gidip baskın yapmamışım, gidip dönmemişim, gidip vurmamışım. Memleketi dolandırsaydın 3 gün sonra çıkardın ya. 3 gün sonra çıkardım lan kardeşim siz neyin davasını yaşıyorsunuz benimle ya. Yani bugün Sağlık Bakanı'na düşünüyorum ya kardeşim. Sağlık Bakanı bugün demesi gerekir. Kardeşim o ilaçları içen adamın kafası otomatikmen yerinde değil zaten. Evet. Psikolog mu çökmüş 15 gün cezaevinde gibi bir şey kaldım. Kısa bir şekilde araya gireceğim. Şu an zaten bu kadar konuşmamızın aslında çok bir manası yok. Mesele ne biliyor musun abi? Bizim ülkede iktidara şu ana muhalefete herkese kime ne sallarsak sallayalım. Herkes çalabildiği kadar hırsız. Taksici yağmur yağıyor müşteri seçer. Yangın çıkar, ya itfaiyeye şuna buna zam gelir, yangın eldivesine zam gelir, deprem olur çadıra zam gelir. Sen bu ülkedeki ahlakı, eğitimi bitirdiğin için ülkede alttan üste kim gelirse gelsin bu ülkede sistem aynı olacak. Gelen çalacak, giden çalacak. Mantık o. Bunu nasıl önleyeceğiz? Yani vatandaşın kardeşim beni kazıklama demesi gerekmiyor mu? Bunu nasıl diyeceğiz abi biliyor musun? Eğitim sistemini kökten değiştireceksin. İnsanlara eğitimden önce ahlak dersi vereceksin. Evet. Ahlaklı olan insan yanlış yapmaz. Ama bizim ülkedeki herkes de ahlak bitmiş. Ben kendi adıma söylüyorum, hani sokakta mesela bakıyorsun, insanlara anlatıyor şöyle böyle. Tamam kardeşim, kiraya zam geldiği zaman kiracıya çökmeyi biliyorsun. Yemek bir şey olduğu zaman marketlik hemen her şeye zam yapmayı biliyorsun. Ama lafa gelince de diyorsun ki biz Müslümanız, biz insanız, biz şöyleyiz. Mesele Müslümanlık, insanlık falan değil. Mesele ahlak. Bizde vicdan ve ahlak bitti, şimdi biz bu hale geldik. Din derslerini arttırıyorlar. Faydası olur mu ahlaka? Yani şu an kendi, yani az çok zaten insanlarla konuşarak kendin görüyorsun. Bu ülkedeki ateistin, dinsizin en çok çoğaldığı dönem bu dönem. İnsanlar neden şunu görüyorlar? Ya diyor ki bu insanlar diyor bizi dinle kandırıyor. Zaten dinin bu kadar etkisi olsa bu insan bunu yapmaz. Doğal olarak insanlar oradan uzaklaşıyor. Ama sen eline Kur'an alıp böyle insanlara böyle işte dini yönetmeye çalışırken alttan alttan çalarsan bu insan senin söylediğin ne samimi bulduğunu şey yapar. Diyanet dediğin şey, insanlar 2500 euroya hacca gidiyor, adamları şikayet ediyor. Oradaki hacıları dövdürüyor. Vay efendim sen bunları 2500 liraya niye alıyorsun diye. Çünkü neden? Kendi 8.000 euroya satıyor bu hizmeti. Baktığında yani burada baştaki adam bunu yapıyorken alttakilerin zaten çok da normal kalması normal değil. Peki hocam, İstanbul'da mı yaşıyorum? Aynen, İstanbul'da yaşıyorum. Su faturası nasıl geliyor bu ara? Yani şu an en son ben ödedim faturayı, 400-450 civarı. Daha önce ne geliyordu? Geçen senelere göre 150-200. Yani artık her şey... Bu artış normal mi? Abimiz dedi ki bana 1200 geldi. Hiçbir şey normal değil. Ama yani ben yine söylüyorum. Biz seninle bunları sabaha kadar konuşsak da bu normalleşmeyecek. Bunu muhalefet de aynısını istiyor, iktidar da aynısını istiyor. Türkiye'de, bak Türkiye'de muhalefet hiçbir zaman iktidar olmak istemez. Çünkü büyükün altına girmeye gerek yok. Alttan alttan yalandan dövüşelim ama ben arkadan parseli götüreyim. Mantık tamamen bu. Bak ben sol görüşlü bir insanım ama bu ülkedeki sağa solu fark etmez. Hepsi tamamıyla amaç ben cebimi doldurayım yiyeyim derdindeler. Yani seni beni ya da bu abiyi düşünen kimse yok. Abi 12.000 lira alıyor, eve gitmiş, açmış. Affedersin ama abi kimsenin umurunda değil. Evet. Çünkü meselelere lafa gelince seçim zamanı herkes sokağa çıkar. Sen benim kardeşimsin, biz size şöyle yapacağız. Seçim bittikten sonra hep beraber meclis lokantasında yemek yerler. Mantık bu. Vatandaş da canını verecek kadar savunuyor. Yani iktidarı da savunuyor, muhalefeti de savunuyor. Çünkü muhalefet, yani mesele bizim ülkede insanlar siyasi görüş sahibi değil. İnsanlar taraftar. Yani ben A partisinin taraftarıyım, sen B partisinin taraftarsın. Biz bir yere biat eder gibi partiye biat ediyoruz. Bu olduğu sürece zaten bizim ülkede hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü insanlar takım tutarken birbirlerini yiyorlar. Siyaset konuşurken birbirlerini yiyorlar. Ben bu dayıyla otursam, din konuşsam birbirimizi izleyeceğiz. Ya çünkü insanlar, örnek olarak söylüyorum da, yani örnek olsun diye söylüyorum. Yani bunların hepsi tamamıyla insanları böyle radikalleştirirler. Kimsenin artık ortası yok. Herkes bir şeyin ucunda. Ne oluyor mesela? Sen muhalefetin ucundasın, ben iktidarın ucundayım. Bizim seninle ortak noktamız yok. Çünkü bunları bizden aldılar. Ben seninle düşman oldum. Ben seninle bir şey konuşmak yerine seninle bir şeyin kavgasını yapıyorum. Yani bu yüzden bu da değişmeden hiçbir şey olmayacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.